Evet oldu. Kesirlerde sıralamaya devam ediyoruz. Şimdi de payları eşit olan kesirleri sıralayalım. Payları eşit olan kesirlerde bakın. Şimdi burada aynı büyüklükteki cisimleri 4 parçaya bölmüş, 2 parçasını almış. 3 parçaya bölmüş, 2 parçasını almış. 6 parçaya bölmüş, 2 parçasını. Bakın. Pastaların büyüklükleri aynı. Alınan kısım da şurası. Burada yarısını almış. Burada yarısının daha fazlasını almış. Burada da hemen hemen çeyrek diyebiliriz. 6 parçadan 2 parçasını almış. Bakın. Yukarıdaki 3 modelde farklı eşit parçalara bölmüş. Kesirlerimiz farklı eşit parçalara bölmüş. Ama hepsinde 2 parça alınmış. Bu maddelerde en küçük taralı kısım paydası en büyük olan 2 bölü 6'dır. Buna göre payları eşit olan kesirleri sıralarken kesirlerimizin payları eşitse bunları sıralarken paydası büyük olan daha küçük. Paydası küçük olan daha büyük. Burada bir karışıklık var gibi düşünmeyin. Payları eşitse, kesirlerin payları eşitse paydası küçük olan kesirimiz daha büyük. Bak şekilde gördüğümüz gibi bunun paydası küçük. 3 parçadan 2 parça almış. Şu kadar pasta aldık. Burada aldığımız pasta miktarı daha fazla. Şurada yine bizim 6 parça bölmüş aynı pastamız. Buradaki pastamız da aynısı 6 parça bölmüş. 2 parça aldık. Yani payda ne kadar büyürse kesirin değeri o kadar küçülüyor. Burada kesirimizi 4 parçaya böldük. 2 parça aldık. Kesin yarısını aldık. Bak burada 3'ten 2'sini aldık. Yarısından fazlasını. Burada 6'da 2'si yarısından az. Yani altın kuralımız şu. Kesirimizin payları eşitse paydası küçük olan kesir daha büyük miktarda olduğunu anlıyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.